Kaç haftadır atıyorum muhteşem derinlikte bir ses. Erirsiniz. Oba, bu nasıl gaz? Twin Flame. Evet, artık kitlemiz clickbait'i biliyor Özgün. Yani clickbait değil, clipbait'i. Artık bana öyle kayıt atıyorlar ki isimler muhteşem yani gerçekten. The Hard Kiss. İsmini bilmiyorum. Çepke. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Bakalım neymiş. Oo. Do minör. Biraz gırtlakta okuyan bir kadın. İçeride. Of. Şimdi takılacağım geri abi. Kıyafet muhteşem değil mi ya? Harbi yıkılıyor yani kıyafet. Gerçekten yıkılıyor. Yani kıyafetle uyumlu ojeler falan. Bir de piyano çalan bir kadın. Parmaklar ince, uzun. Yani çok estetik durmuyor mu her şey? Geriye ne kaldı? Müthiş bir ses. Hepsi birleştiği zaman yangın yeri. Ne demiştin? Başlık. Hocam kaç haftadır atıyorum muhteşem derinlikte bir ses. Erirsiniz. Bakalım. Konservatuarlara girerken mesela size bakarlar. İşte atıyorum dişlerinize bakarlar, ellerinize bakarlar, parmaklarınıza bakarlar. Neden? Çünkü bakın hangi enstrüman yatkın olabilir? Hangi enstrüman? Kısa parmak atıyorum işte kemana yatkındır. Yok uzun ince parmaklar piyanoya yatkındır. Takıntılarımı biliyorsunuz. Görüyorsunuz ağız açıklıklarını. Harfleri söylerken size tane tane bırakıyor. Ama biraz içeride söylüyor şarkıyı. Onu da söyleyeyim. Acaba tizler ne kadar açık? Çok merak ediyorum. Böyle yüksekleri olan mezzo soprano gibi. Dediğim ojeler. Lacivert yalnız değil mi? İlginç bir renk. Elif hangi renk bu? Madem aramızda bir kadın var, boşu boşuna kendimizi yırtmayalım değil mi yani? Hocam şu anda görüntü bir tık geç geliyor ya. Dur. Bak şimdi dur. Kıyafetten mi bahsediyorsunuz? Ojelerden bahsediyorum. Şimdi bak geliyor. Oje görüntüsü henüz tam yakın planda. Geliyor. Tamam, şimdi iki saniye bekle, az sabret. O da gelecek. Bekliyor zaten. Ekran seni bekliyor şu anda. Tabii. O kadar yani. Bekle şimdi. Hocam çok sevdiğim bir renktir. Mavi hocam. Mavi ama böyle parlament mavisi derler ya buna. Cool. Morcivert gibi bir şey aslında hocam ya. Böyle mavi ile şey morun karışımı bir şey. Morcivert gibi. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bakın hani size böyle çok ilginç bir tik vereceğim. Şu an belki hiçbiriniz buna dikkat etmediniz. Herkes tırnaklarına bakıyor değil mi şu anda? Böyle deli gibi bakıyoruz parmaklarına, tırnaklarına. Peki dışarıya bakın şimdi. Yani bu parmaklara bakmayalım. Bir kere çok tozlu bir org var. Kadının parmaklarını kapatayım şu ekranda. Neyle kapatayım? Dur. Hakikaten şaka değil yani söyleyeceğim şey. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Hani neden bu adam böyle hasta ruhlu mu atırıyor bunları inceliyor? Neden olduğunu söyleyeceğim. Bu bir yönetmen bakış açısı aslında. Şuraya mesela kendi fotoğrafımı koyayım. Çok saçma. Bak. Kadının ellerini kapattım. Hiçbiriniz görmüyorsunuz. Bakın dışarıda neler varmış. Bir tane böyle bir sarı bir yazı var. Ortası yırtık. Artık burada ne yazıyorsa... İşte kiralıktır mı yazıyor org için? Ne yazıyor? Üste çok tozlu bir klavye var. Görüyorsunuz değil mi? Felaket gözüküyor. Aslında pis. Bayağı pis. Ama sizin buraya bakmanızı engelliyor değil mi? Bu görüntü. Çünkü odaklanmanızı değiştiriyorlar. Bir de burayı özellikle sol tarafı bayağı flu yapmışlar. Yani sizin odağınızı değiştirmenin çok güzel bir yolu. Renkler, ışığın dizaynı. Böyle bu kamuflajı yaratmış. Bildiğiniz bedava bir kamuflaj olmuş. Bir tane renk seçimiyle ya bu olmuş. Hiçbir şey değil yani. Bol falsetteler. Çok tatlı ama değil mi? Bu hafif kirli gibi bir falset. Havayla karışık. Tam sesler. Ne
sol. Bakalım neler gelecek. Benim tahminim si bemol, si natürel, do. Bunlar hep gelebilecek şeyler karşımıza, başımıza gelebilir. Ama mi bemoller görür müyüz? Bilmiyorum. Bir de piyano çalıp söyleyen bir kadına göre son derece düzgün postürde duruyor. Yani dikkat edin. Şarkı söylemeye geçtiği zaman pozisyonu hemen dimdik oturuyor. Yani normalde hani piyanonun üstüne bir kamburlaşma vardır ya herkes çalıp söylerken, öyle değil. Dikkat edin. Gördünüz gibi mi? Hemen pat. Yani şu demek ki bunu çok çalışmış. Yani şu numarayı çok çalışmış. Pozisyon üzerinde şarkı söyleyip yani enstrüman çalıp söylemeyi çok çalışmış. Başka türlü oturmaz bu. Yani küçük bir şey ne var ya bunda falan diyebilirsiniz. Değil. Piyano çalıp söylerseniz anlarsınız bunu. Karşıya bakışlara bakın yani. Ne kadar keskin, net, dik. Pozisyon dimdik. Ellerine bakmıyor. Sadece akor geçişlerine bakıyor yanlış bir şey baksmayayım diye. Bakın. İkinci akoru. Her akoru değiştirdiğinde bir göz atıyor ki yanlış bir şey basmasın. Zor iş ya. Alın teri abi. Saygı duyun. İşte bu. Oo, bakın kameraya oynuyor. Gülümseyerek dönüyor değil mi? Yaş kaç yaşında olabilir The Heartless grubu bilmiyorum. Yani okuyan kişinin kaç yaşı şu an? Benim gördüğüm kadarıyla böyle 30'larına yakın. Yani tecrübeli bir şarkıcı olduğu belli. Bilmiyorum kaç yaşındadır acaba? İsminin de kim olduğunu nereden çıkaracağız? I don't know. Şu altta mı yazıyor acaba? Rashan. Heartless. Feet. Okumam çok zor. Bunu bilen yazsın aşağı. Özgüncüm sen de bir araştırırsan sevinirim. Hatta ben de istersen mağaraya atayım ismini. Bir bakıver bakalım Rusçadan çevirisine falan filan. Bana böyle alto mezzo gibi geldi. Buyur Özgüncüm. Yulia Sanina şeyde vokalde. Evet. Valeri Bebko'da gitarist olarak yazdı. Şey mağarayı yazar mısın ismini bir araştırayım şöyle merak ettim. Böyle kim olduğunu incelemek istiyorum biraz. Yulia Sanina. Yulia Sanina. Bu kadın mı? Yulia Sanina kaç yaşında? 30 yaşında abi. Of. Yani kusura bakmayın ama sırta Emre yazmış. Golden sonra artık böyle bir sevinç. Ya dedim ya tecrübeli. Yani kamera kullanmayı çok denemiş, çok öğrenmiş. Bir de yani şeye dikkat edin. Yani sesi kullanışındaki güzelliği falan bunların ötesinde gerçekten çok hafif bir makyaj var yüzünde. Çok çok yumuşak her şey. Hiç abartılı değil böyle. Abartı. Ben öyle makyajlar görüyorum ki bazı kadın şarkıcılar yani. Ya, hani iğrenç demeyeyim yani. Her kadın kutsaldır. Hele bugün anneler günü değil mi? Bu arada bütün anneler gününü, annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Annelerinizin anneler gününü kutluyorum. Abartı. Fazlası çirkin duruyor. Fazla yapmayın şunu. Yani bu softluk çok güzel. Yani hiç bakın sanki yok gibi yüzünde bir şey değil mi? Ama var aslında. Yani pudrası bilmem ne fakat dozunda sürülmüş. Ya böylece şarkıcıya daha çok odaklanabiliyoruz. Oh tam sese geçişteki muhteşem. Şu bayıldım ya. Geri yatıyor. Çok içeride söylüyor. İyi veya kötü. Bakalım daha yukarılarda neler yaşayacak. Ya gelmedi. Falset. Coşku geliyor. Bir şeyler olacak. Olması gerek. Oo, ne kadar koyu renkleri çok güçlü. Yalnız şu nameleri hissedebiliyor musunuz? Şimdi Rusya'nın da bir bölümü Türk müziklerine çok yakın. Yani çünkü zaten yakınlık var. Sanki buraya geçecek gibi değil mi? Mayayla birleşecek gibi yani. Bakın. Andırıyor. Na-na-na-na-na.
Güzel be. Hoş. Zaten piyano çalması işi bitirdi abi. Bu seviyede piyano çalıp söyleyince şahlanıyor. Eriyenler like'lasın. Eriyenler like'lasın. Eriyenler like'lasın. Özgün like'la. Cool. Harika. Çok iyiymiş. Çok iyi ses. Gerçekten. Güzel. Her şey çok iyi kurgulanmış. Müthiş bir iş. İşte bu. Buyur Özgün. Çetiri'de şeyden bahsediyorlar hocam. Tina Crowell'la birlikte ortak single çıkarmışlar. Oo. Ama şöyle bir durum var. Hepsi telifli olduğu için. Yakamıyoruz ama güzel. Bir şöyle bakmak isterim. The Heart, Julia Saninay değil mi adı? Ben şimdi şuradan koplayayım bir Tina ablayla bakayım. Ukraynalı mı? Julia Ukraynalıymış. Aynı zamanda 2016'ya katılmayı demişler. Hmm. The Heart Kiss diye sayfası galiba onun. Bu kanalda hiç video yok. Nasıl oluyor? Yok var. Neyse her şey... İyi olur inşallah. Güzel ama bir canlı performansları falan var. Bunları izlemek isterdim. Bu %100. %100 bir tabii baksana hemen çart çart. Gerçi Orchard'a aitmiş ya. Hayda ortalık yangın yeri Özgün. Oo, evet evet. Renk ama böyle koyu alto mezzo karışımı. Böyle güçlü farklı bir ses. Peki devam edelim.